O mesele mesele Suriye'yle olan normalleşme mi acaba biraz da bu saldırıyla hedef alınmış olabilir? Bir de e, ertesi sabah Onu... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp şunu söyledi. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesajla cevap vereceğiz dedi. E, bu da akla işte Suriye'ye acaba o yeni harekat 5. E, Suriye harekatını mı kastetti diye akıllara bu soruyu getirdi. Ne dersiniz? Bu iki sorunun da... İki şıklı tek sorunun da yanıtını bilmiyorum, merak ediyorum. Yani hakikaten verilecek güçlü yanıt bir operasyon şeklinde mi olacak? <laughs> İçeride dışarıda hangi e, cevaplar verilecek bilmiyorum. Bir de Suriye ile... E, Görüşmeler ne demiştiniz? Suriye ile görüşmeleri sağlamak için miydi? Cümlenin tam neydi? Suriye ile normalleşme Gelelim, Suriye acaba Zerat hedef alındı? Zerat. E, o nasıl olabilir? Yani onu biraz kavramam lazım cevap vermek için. Yani böyle bir terör olayından sonra Suriye ile normalleşme nasıl bir bağlantı var? Onu tam kuramadım bağlantıyı. Şimdi yani az, az önce Mete Bey de hani yani, uzun uzun PYD ve Esad'la görüşme tarafından aktarmaya çalıştı ya. Şimdi PYD Esad'la Türkiye'nin görüşmesini istemez. O normalleşme sürecinin başlamasını istemez. Dolayısıyla böyle bir terör saldırısıyla bunu sekteye mi uğratmak istiyor acaba diye. Ha, yani normalleşmenin önüne geçmek evet. için mi Tabii. yapılmış olabilir evet. diye söylüyorsunuz. Çünkü evet. Suriye kaynaklı bir saldırı. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmelerden sonra e, Suriye ile normalleşme adımları atılacak gibi bir hava oldu. Hı hı. Cumhurbaşkanı da yaptığı açıklamada zaten devlet görevlileri istihbaratımız görüşüyor dedi. Evet. Şimdi o isti ist Türkiye istihbarat alanında önemli işler yapıyor. Mesela e, dün mü, önceki gün mü, önceki gün değil mi? E, Amerika istihbarat başkanıyla. Rus, gün hatta, Rusya evet. Dış İstihbarat Başkanımı yani evet. milli İstihbarat teşkilatının koordinasyonunda ev sahibi Ev sahipliğinde de Türkiye'de evet. görüştüler. Şimdi bu, bu bu büyük bir şey. Şimdi yine istihbaratın, Türk istihbaratının her şeyden haberdar olması için Suriye istihbaratı meslektaşlarıyla görüştüğü bizim devlet yetkilileri tarafından. Defalarca açıklandı. Bu da önemli bir şey. Bunların siyasal düzeye çıkması tartışılıyor. Yani daha net ifadeyle Erdoğan Esad'la görüşür mü? Esat Esed olmuştu. Tekrar Esat olur mu? Soru bu. Valla buna AKP iktidarı önceleri karşı çıkıyordu. Şimdi o nokta muhalefetle Türkiye'deki muhalefette ...görüşülmesi gerektiğini söylüyordu. E ben de şöyle düşünüyorum. <laughs> Bugün geldiğimiz... ...nokta itibariyle de... ...bundan önceki aşamalarda da... E, ...Türkiye'nin... ...çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Yani... ...Türkiye'nin çıkarı için savaşı... ...ve askeri harekatları göze alan... ...ve yapan bunca masrafa giren... ...şehitlerde veren bir ordumuz var. Bunları göze alabiliyoruz. Değil mi? E, o zaman... Görüşmekten, görüşmeyi niye göz alamıyoruz mesela? E daha önce de görüşülüyordu. O arada araya bazı kara kediler girdi galiba. Bu da özne özne diyoruz Amerika. Şimdi Amerika'nın adını vermeden bu işler olmuyor. Rusya'nın adını vermeden olmuyor. O Suriye'de iki egemen devlet var aslında. Suriye'nin kendisi değil. O sınırda özellikle haritada görüyoruz. Rusya ve Amerika. Şimdi Türkiye'nin yani Erdoğan'ın Rusya ile arası çok iyi. Hatta bunu bazı AKP'liler bugünkü sosyal medyada da gördüm. Putin Erdoğan'ın bir valisi oldu diye bir AKP'li yetkili de yazmış. Yani böyle ifadelerde bulunmak doğru mu bilmiyorum ama dostane ilişkilerin olması keşke aynı dostane ilişki Türkiye ile Amerika arasında da olsa. Amerika bize dost. Müttefik, NATO üyesi işte falan filan gözükerek Türkiye'nin altına oymaya çalışıyorsa, Türkiye'ye terör yapan, terörizme PKK'ya destek veriyorsa, bunların engellenmesi, kaldırılması gerekir. E, Rusya da vaktiyle e, PKK'ya destek verdi, herhalde şimdi vermiyor, veriyor mu? Bilmiyorum. Yok. Yani Türkiye için de vermiyor da. Mesela bu Suriye sınırında destek veriyor mu YPG'ye? Bilmiyorum. Orada da tartışmalı bir nokta olabilir ama. Abdullah Öcalan da Suriye'den çıkarıldığı zaman önce Moskova'ya gitti değil mi? Moskova yakınlarında. Yani Rusya onu korudu. Oradan işte Yunanistan'a ve Yunanistan'dan nereye gitti? İtalya'ya. E, yok. Sonra Kenya'ya. Kenya. Ya, Kenya. Ya. Yani şimdi bütün bu uğradığı yerler önemli. Bizi ilgilendiren bu soru kapsamında Rusya da PKK'ya destek vermişti. E bizim Amerika ile kavgamız tarih boyunca var. Rusya ile var. Peki uluslararası ilişkiler ve konjonktür bunlara e, bunları unutmamız gerektiğini ya da e, bilincimizin arkasında tutmamız gerektiğini söylemiyor mu? Söylüyor. Yani herkes tarihteki olaylara bakacak olursa kimse hareket edemez. Şimdi Amerika ile dost olduğumuz zamanlar biz Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı iki tane atom bombasının günahına ortak olmadık ki, değil mi? Yani birisine merhaba dediğimiz zaman onun günahlarını paylaşmıyoruz. Rusya'da merhaba dediğimiz an Rusya'nın vaktiyle karşı işgal etmesini savunmuyoruz. Onlar orada kaldı tarihte. Şimdi bugün ne yapmamız gerekiyor? Gerekiyorsa devlet oturur düşünür ama ben şahsen evet Esat'la da görüşün. Görüşmek istiyorsanız ya yani istemiyorsanız bana bağırmayın oradan sağdan soldan. Ama ben özgür ifademi şöyle ifade söylüyorum. Esat'la görüşmek bu sorunu çözecekse görüşüyorsun. Esat'la görüşmenin hiçbir anlamı yoksa yani Esat'ın elinde bir güç yetki yoksa sözünün önemi yoksa o zaman onun ağa babasıyla görüşülecek. Onun ağa babası Putin ise Putin'le görüşülecek. Veya üçlü görüşme yapılacak. Veya uluslararası bir toplantıda ayaküstü selamlaşılacak. Şimdi bakın bu uluslararası ilişkiler hakikaten enteresan ve kaygan zeminlerde yürüyor. O kaygan zeminde düşmemek gerek. Diz üstüne de çökmemek, düşmemek de gerek. Şimdi Süleyman Soylu bu Taksim İstiklal Caddesi saldırısından, katliamından sonra Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz dedi. Evet. E bugün Erdoğan Bali'de Amerika Başkanı ile tokalaştı. <laughs> Şimdi taziyeyi kabul ettik mi etmedik mi? <laughs> yani dış politika... Hassas bir şey. İç politika Denge. hassas ama dış politika ondan çok çok daha hassas. Yani bunlar e, Türkiye'nin koşulları ve çıkarı ne gerektiriyorsa öyle davranmak gerekir. Peki. Gafar Bey, Sayın e, Bakan'ın tarif ettiği, bizim <laughs> mesajımız, cevabımız daha güçlü olacak dediği şey. Hani harekat mı olur, ne olur? Öngörünüz ne? Şimdi e, yani şuradan başlayarak isterseniz ilk sorudan başlayarak gideyim, oraya da geleyim bir defa bizim Normalleşme bu, tabii şu haritada gördüğümüz sorunu yani yıllardır tartışıyoruz artık Yani bütün televizyon programlarında bütün gazete yazılarında bunlar konuşuluyor o sarı alan haritadaki sarı alan bizim başımızın ağrısı orada bir terör örgütü devlet haline getirildi ve bunu da Amerika 5 devletleri yaptı yani aktör de oydu milyarlarca dolar yatırım yaptı oraya sadece silah değil yani ekonomik yatırım da yaptı. Moral destek de sağladı. Ve tüm dünyada oranın bir devlet olarak neredeyse tanınmasını sağlayacak noktaya getirdi. Şimdi bakın biz PKK'dan bahsediyoruz. YPG ile PKK'nın aynı şey olduğu söylüyoruz. İdekim istihbaratımızın elinde bu bilgiler var. <laughs> Bırakın o bilgileri. Yani bir de terör eylemleri var. Mesela Ankara Güven Park saldırısını hatırlayın değil mi? 2016 senesinin Mart ayın. E, bu eylemi yapan kişi kimdi? E, Balıkesir'de, efendim, Burhaniye'de turizm okulu okurken HDP o zaman yok. BTP adlı parti tarafından efendim BDP adlı parti tarafından devşirilen yani bir henüz siyasi bir eylemci gibi devşirilen. Daha sonra oradan hani Diyarbakır anaları diyor çocuklarımız HDP aldı geri versin diye. Aynı kanallarla devşirilen ailesi Tekirdağ'da yaşayan bir kadın. Genç bir kadın. Sonra ne oluyor? Militan oluyor. YPG'ye gönderiliyor. Orada bomba eğitimi veriliyor. Türkiye'ye geliyor. Ankara'da 37 tane insanımızı katletti. Kim yaptı bu işi? İşte YPG yaptı. YPG PKK'dır diyoruz. Ama bunu biz diyoruz. Bakın Amerika arkasında durduğu için YPG'nin, YPG dünya hala YPG'yi terör örgütü demiyor. Bakın haberler çıkıyor batı basında bu terör eyleminden sonra. Utanç verici şeyler. Hala Türkiye'nin terör örgütü olarak itelediği. Yani biz terör örgütü diyoruz YPG'ye, kimse terör örgütü demiyor. Avrupalılar demiyor en azından onu biliyoruz yani. Batılılar demiyor. Neden? Çünkü Amerika'nın moral desteği var. Şimdi biz burada eğer şu sarı bölgeyi biraz küçülttüysek yani kendimiz için bazı güvenli alanlar oluşturduysak ya da efendim buradaki geçici sığınmacıların geri dönebilmesi için bazı alanlar meydana getirebildiysek bunun sebebi şu aslında. Şam ile doğrudan görüşmemize rağmen Astana'dan başlayan bir süreçle bunu yaptık. Yani Rusya, İran'la mutabakat, koordinasyon bunları kullanarak Amerika'ya rağmen yapıldı buradaki işler. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu işin kesin çözümünün olabilmesi için Suriye Devleti'nin de muhatap alınması lazım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Suriye Devleti'ni muhatap alıyor. İstihbarat düzeyinde görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bakanlıklar düzeyinde görüşmeler olduğu söyleniyor. Demek ki bir eşgüdüm, koordinasyon, anlaşma vesaire gibi bir şey olması gerekiyor. Bu demin Mete Bey anlatırken söyledi mesela bu Şam yönetiminin onayladığınız anlamına gelmez. Siz gene oraya muhalefet edersiniz, gene şer koyarsınız. Şöyle düşünün dünyada bir sürü ülke var. E o zaman biz efendim hiçbir şekilde bizim kafamıza uymayan ülkelerle görüşmeyelim. Yani uluslararası siyasette böyle bir şey yok. Çıkarlarınız neyse ona göre hareket edersiniz. Herhangi bir komşunuzla kategorik olarak görüşmeyi reddetmek sizin dezavantajınızadır. Sizin yararınıza bir iş değildir. Bakın mesela İsrail konusu değil mi? İsrail mesela ben şahsi fikrim itibariyle İsrail'in karşısındayım. Kendim bildim bilir karşısındayım. Ama Türkiye'nin İsrail ile görüşmelere başlamasını olumlu buluyorum. Yani görüşmeler derken o diplomatik düzeyin yeniden tesis edilmesi. Neden? E çünkü Türkiye artık büyük ülke. Türkiye böyle dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülkeye sırtını dönecek, küsecek, kapris yapacak, ideolojik rezervlerle hareket edecek bir ülke değil. Bunlar geçmişte kaldı Türkiye için. Ama hem Suriye'de, sadece Türkiye'de değil, hem Suriye'de hem Türkiye'de Suriye ile Türkiye'nin ortak hareket etmesini istemeyen odaklar var. Çeşitli odaklar. Yani mesela Türkiye'de bir Suriye lobisi var. Bunun için yani Suriye'li muhalefet lobisi diyelim. Muhalefetin tamamını kategorize edip içine koymuyorum onu. Yani onlara haklı gerekçesi olanlar da var içlerinde. Ben diyor işkence gördüm diyor, başıma belalar geldi diyor, ben güvenmem bu hükümete diyor. Haklı olabilir ama onlardan önce Türkiye'nin menfaatleri gelir. Tabii ki insan hakları önemlidir, insan hukuku önemlidir. Dünyanın neresinde bir Müslüman bir Türk varsa onun hakkı hukuku bizim için önemlidir ama Onların hakkını korumamız için önce bizim kuvvetli olmamız gerekir. Türkiye'nin kuvvetli olması gerekir. E, Türkiye'nin kuvvetli olmasının yolu da o sarı bölgenin temizlenmesinden, bu terör devletinin yok edilmesinden geçiyor. Şimdi bu odaklar Suriye ile normalleşmeye hedef alabilirler mi? Ya almazlar mı? Yani Suriyeli normalleşme denen şey doğrudan onların önündeki hedeftir. Çünkü Türkiye'nin kazanımıdır. Yani Türkiye'ye hedef alan bir terör saldırısı, Türkiye'ye hedef alan bir komplo, siyasi bir komplo da olabilir. Tabii ki böyle şeylere hedef alır. Onun için bunun arkasında böyle bir kendince akıl yürütmede olabilir. Peki sıradan bir terör örgütü bunu yapabilir mi? Bence dananın kuyruğu burada kopuyor. Şimdi demin programın başından beri ne konuşuyoruz? İstihbarat örgütü, istihbarat elemanı diye konuşuyoruz değil mi? Yine program başındaki analizler yapılırken e, Mete Bey dedi ki bir ülke için yetiştirilmiş dedi. Bakın bu çok kritik bir laf. Yani istihbarat elemanı dediğimizde bir ülke için, şimdi ülke ülke yok orada ama işte bir ülke olmuş. Yani öylesine mütekamil bir hale gelmiş ki, öylesine gelişkin bir hale yok, gelmiş ki. Yok ben onu şey için söyledim. Türkiye için spesifik eğitim evet. anlamında A, kullandım. tamam peki. Ben, ben o zaman orası için söyle. Ben de tersinden tersinden anlatayım. Okay. Ben de, o zaman öyle söyleyeyim. Tamam. tamam. Ben de şunu ifade edeyim. Şimdi öyle mütekamil bir hale gelmiş ki siz işte efendim militan, eylemci, ordu, polis, mahkeme, bir de hatta istihbarat elemanı yetişecek noktaya gelmişsiniz. Yani bu iş artık Türkiye için çok tehlikeli bir noktaya gelmiş. Biz bunu ne yapıp edip çözmek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Düşmanlarımız da Türkiye'nin düşmanları da bizim çözmemizi engellemek için ellerinden geleni arkalarına koymazlar. Bunu yaparlar. Onun için bu evet Türkiye'nin Suriye'nin normalleşmesi hedef alınmış olabilir mi? Olabilir. Şimdi buradaki kişinin etnik kimliği falan konuşuluyor ya şunu atlamayalım. Bu Suriye Demokratik Güçleri denen şey yani o terör yapılanmasının şemsiye örgütü Amerika tarafından kurulan örgütün yarıya yakını zaten Arap unsurlardan oluşuyor. Yani o sadece böyle Kürtlerden oluşan bir şey değil. Bu bir ikincisi biz şunu biliyoruz. PKK'nın bugüne kadar kullandığı eylemlerinde de e, hep Kürtler kullanılmadı ki. Yani istismar ettiği halk Kürtlerdi tabii ki. Öncelikle onları istismar etti PKK. Öncelikle Kürt çocuklarına tasallut etti. Öncelikle onları kaçırdı. Öncelikle onları devşirdi. Öncelikle onlara onları hedefine koydu. Ama şunu biliyoruz. Kripto Ermeniler, Ermeniler, Asala Artıkları, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan gelen farklı etnisiteden insanlar, Lübnan'dan gelenler, Filistin'den gelenler bunlar kullanıldı. Yani onun için oradaki etnisite evet bir hedef şaşırtma gibi olabilir ama çok da şaşırtıcı bir şey değil. PKK'nın elinde böyle bir rezervi var. PKK-YPG'nin insan kaynağı var biliyoruz. Onu kullanabilir. Şimdi bu Süleyman Soylu'nun açıklamasını söyleyeyim. olur mu? Şimdi Süleyman Bey'in bir defa Sayın Bakan'ın açıklaması tarihsel önemde. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı İçişleri Bakanı terörün odağını açıkça ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini kabul etmiyoruz mesajınızı aldık diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şey. Yani Sayın Bakan diyor ki bu eylemin arkasında siz varsınız ve siz bize bir mesaj veriyorsunuz. Biz bu mesajı aldık. Birinci kısım zaten başlı başına çok önemli. Ve bir şey. verdiği mesaj ne? Bize ne mesaj veriliyor? Şimdi birincisi bu Suriye ile normalleşme olabilir. Ben oraya şunu ekleyeyim. Bir başka ihtimal. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülüğünde gelişen, kurulan ve gelişen Türk Devletleri Teşkilatı var biliyorsun. Eski Türk Keneşi. E bunun Semerkant toplantısı vardı. Tam da bu toplantı sırasında Amerika'da iki tane makale yayınlandı. Yani iki tane önde gelen yayın organında öyle hani sıradan internet bloğu falan değil. Ya Türkiye çok ciddi rol almaya başladı. Türk dünyasını arkasına kattı götürüyor. İşte efendim Orta Doğu'da, Ön Asya'da İslam dünyası etkisi artıyor. Bir şeyler yapalım diyor. Tabii ki o makaleler hani terör eylemi yapalım falan demiyor. Ama Amerika'nın stratejik aklını ifade ediyor. Amerika şöyle görüyor. Türkiye kontrol edilemeyecek bir güç haline geliyor. E o zaman ona bir sinyal vereceğiz. E başka ülkeleri bu sinyalleri vermiyorlar, veriyorlar. Yani terör örgütlerini destekleyen, gizli ya da açık bir şekilde onlara sponsor olan ülkeler ki burada açık bir sponsorluk var. Yani Daesh gibi değil. Mesela Daesh konusunu Hillary Clinton'un itiraflarıyla öğrendik. Değil mi? O Wikileaks belgeleri çıktı. İtirafları anladık. Anladık ki Amerika varmış bu işin içi, Daesh'in içinde. Ama burada açık açık yapıyor Amerika bunu zaten. Dolayısıyla Sayın Süleyman Soylu da açıkça Amerika'nın terörün arkasındaki ülke olduğunu söylüyor, bunu ifade ediyor. Mesajı aldıktan ben bunu anlıyorum. Biz bir ne mesaj vereceğiz? Birincisi bir defa bu teröristin çok kısa bir sürede yakalanmış olması ve daha önemlisi etrafındaki ağın, network'ün, o şebekenin de ele geçirilmiş olması birinci mesajdır. İkincisi bir harekat olabilir mi? Deminden beri konuştuğumuz şey bu aslında normalleşme Yani bir harekatın olabilmesi o kadar da kolay değil. Askerimiz yapar. Yani sonuçta Türkiye'nin askeri kabiliyeti var. İşte girdiği her yerde ben askerlik uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla yani ender rastlanacak düzeyde başarılı operasyonlar yapıyor bizim ordumuz. Allah şükür çok az zayiatla çok geniş alanları temizliyor, barış ortamı oluşturuyor. Sivillere de minimumuza hiç zarar vermeyerek ya da minimum kayıpla efendim maddi kayıpla vesaire bu işi görüyor. Ama askerin harekata geçebilmesi için siyasi zeminin hazırlanması lazım. İşte o siyasi zeminde geliyor bu normalleşme vesaire o tartıştığımız konulara geliyor. Burada birden çok oyuncu var. Yani diğer katılımcılar da söyledi Rusya var. Onunla anlaşmanız lazım. İran var. Onunla anlaşmanız lazım. Irak her ne kadar parçalı bir yapı gibi görünse de Irak da bir aktördür. E, Suriye yönetimi de var. Yani iyi bir kuvvetli bir diplomasi oyunu oynamamız lazım. Türkiye bugün tarihsel olarak diplomatik anlamda çok güçlü olduğu bir dönemi yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Hatta şöyle diyeyim. Yani bir Gazi Mustafa Kemal Paşa zamanındaki Atatürk zamanındaki dönem bir de şimdiki dönem. Yani yan yana koyacak olsak o kadar kuvvetli olduğumuz bir dönem şu anda. Ama buna rağmen bu güç bile o diplomasi oyununu çözmeye yetmeyebilir ki yetmediğini görüyoruz. Yani Rusya'nın zaman zaman bizi desteklediğini, zaman zaman ayak dilediğini görüyoruz. E Suriye hükümetinin çok doğal olarak ülkesinin bütünlüğünü korumak gibi bir şeyi var, önceliği var. Ama orası da kendi içinde parçalı. İşte Rusya yanlısı olanlar var, İran yanlısı olanlar var, Türk düşmanı olan gruplar var, Türkiye düşmanı olan gruplar var ya da kan davası güdenler var şimdi Irak'ta da aynı şey söz konusu. İran'da demin söylendi kendi iç derdiyle hem uğraşıyor hem de diğer yandan Türkiye'yi de güçlendikçe Türkiye'nin güçlenmesinden çok da mutlu olduklarını zannetmiyorum. Yani bölgedeki hiçbir ülke Türkiye'nin güçlenmesinden mutlu değildir. Onun için çok dikkatli bir diplomasi oyunu kurulması lazım. Bu olursa eğer, bu olursa böyle bir harekat olur. Ama şu gelebilir, mesaj olarak şu gelebilir. Şimdi biliyorsunuz son dönemde MIT'le ortak operasyonlar yapılıyor. Nokta operasyonları. Yani bizim güvenlik unsurlarımız kim olduklarını bilmiyoruz. Ordumuz, polisimiz, milli istihbarat artık her kimse orada görevli olan unsurlar. Gidiyorlar mesela Irak'ın çok içlerinde bir yerde hiç akla gelmeyecek bir noktada ya da Suriye'de bir terör elebaşını ortadan kaldırıyorlar. Benim beklentim şu yönde yani mesajı vereceğiz dediği şey şu olabilir Sayın Bakan'ın bu terör eyleminin arkasındaki akla yönelik bir nokta operasyonu gelebilir. Buna gücü var Türkiye'nin. Hani böyle bir şey yaparsa da Üst düzey bir efendim, sözde komutanın, bir görevlinin e, etkisiz hale getirilmesi ya da e, derdest edilerek Türkiye'ye getirilmesi bu Türkiye'nin Amerika'ya bakın terör örgütüne değil Amerika'ya vereceği çok kuvvetli bir cevap olur.